5. bölüm. Mühürlü tomar ve kuzu. Tahtın üzerinde oturanın sağ elinde iki tarafı da yazılmış ve 7 mühürle mühürlenmiş bir tomar gördüm. Yüksek sesle, "Tomarı açmaya, mühürlerini çözmeye kim layıktır?" diye seslenen güçlü bir melek de gördüm. Ama ne gökte, ne yeryüzünde, ne de yer altında tomarı açıp içine bakabilecek kimse yoktu. O zaman acı acı ağlamaya başladım. Çünkü tomarı açmaya ve içine bakmaya layık kimse bulunamadı. Bunun üzerine ihtiyarlardan biri bana, "Ağlama," dedi. İşte Yahuda oymağından gelen aslan, Davut'un kökünden olan galip geldi. Tomarı ve tomarın 7 mührünü o açacak. 4 yaratığın ve ihtiyarların çevrelediği tahtın ortasında boğazlanmış gibi duran bir kuzu gördüm. Kuzunun 7 boynuzu ve 7 gözü vardı. Bunlar Tanrı'nın bütün dünyaya gönderilmiş 7 ruhudur. Kuzu gidip tahtın üzerinde oturanın sağ elinden tomarı aldı. Tomarı alınca 4 yaratık ve 24 ihtiyar onun önünde yere kapandılar. Her birinin elinde bir çenk ve kutsalların duaları olan buhurla dolu altın taslar vardı. Yeni bir ezgi söylüyorlardı. Tomarı almaya ve mühürlerini açmaya layıksın. Çünkü boğazlandın ve her oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları kendi kanınla Tanrı'ya satın aldın. Onları Tanrımızın hizmetinde bir krallık haline getirdin, kâhinler yaptın. Dünya üzerinde egemenlik sürecekler. Sonra tahtın, canlı yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde çok sayıda melek gördüm ve seslerini işittim. Sayıları binlerce binler, on binlerce on binlerdi. Yüksek sesle şöyle diyorlardı. Boğazlanmış kuzu, gücü, zenginliği, bilgeliği ve kudreti, saygıyı, yüceliği ve övgüyü almaya layıktır. Ve gökte, yeryüzünde, yer altında ve denizlerdeki tüm yaratıkların, bunlardaki tüm varlıkların şöyle dediğini işittim. Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek taht üzerinde oturanın ve kuzunun olsun. 4 yaratık, amin dediler. İhtiyarlar da yere kapanıp tapındılar.